1916 senesinde Birinci Dünya Savaşı sürmektedir ve azimli Türk askeri farklı mevzilerde ve cephelerde çarpışmaktadır. Çanakkale Savaşı yeni kazanılmıştır fakat kurtuluşumuz henüz gerçekleşmemiştir. Bu sırada bazı İngiliz ve Fransız savaş gemileri Akdeniz'de devriye gezip kıyıları bombalamaktadır. Bu gemiler Antalya'dan Fethiye'ye kadar bütün Türk kıyılarını toplarıyla dövüyor, yelkenlileri batırıyor ve erzakları çalıyordu. Halkı dağlara çıkmaya ve şehri terk etmeye zorluyorlardı. Kimi zaman Meis Adası'na erzak taşıyor, kimi zaman da Türk kıyılarına ajan bırakıyorlardı. Ben Maykri isimli deniz uçağı gemisi, önemli mevzilerdeki köprüleri ve demiryolu hatlarını uçaklarıyla bombalıyor ve Türk ikmallerini sekteye uğratıyordu. Fakat onlar için gelen Mustafa Ertuğrul'dan haberleri yoktu. Mustafa Ertuğrul Aker, Harp Okulu'nu topçu subayı olarak bitirmiş, Giritli bir Türk askeridir. Çanakkale, Galicia ve Aydın'da savaşmış, madalyalar ile ödüllendirilmiştir. Şimdiki emri ise 4 küçük Alman Erhard topu teslim alıp Antalya Kaş'ta mevzi almasıdır. 10 Aralık 1916'da Akdeniz sahillerinin güvenliğine büyük bir tehdit oluşturan Meis Adası'nın işgaline yönelik bir taarruz emredildi. 5. Ordu Kumandanı Limon von Sanders tarafından gelen emre göre 120 kişilik Türk bölüğü 8 yelkenli ile Meis Adası'na çıkartma yapacak ve kıyılarımızdaki bataryaların desteğiyle adayı ele geçireceklerdi. Bu taarruzun kumandanlığı asıl mesleği papazlık olan Alman Eselberg tarafından yapılacaktı. Obüsün kumandanlığını İtman üstlenecek ve 4 Erhard topunu Mustafa Ertuğrul kumanda edecekti. Ancak çıkartmadan birkaç gün önce sanki çıkartmadan haber almışçasına 5 düşman gemisi Meis Adası'na demir aldılar. Çıkartma yapma şansı kalmadığı için askerlerimizin ve Alman subaylarının moralleri bozulmuştu. Kumandan Eselberg çıkartmayı bir sonraki emre kadar iptal etti. Herkesin umutsuzluğa kapıldığı bu anlarda Mustafa Ertuğrul'un aklına bir fikir gelmişti. Limana demir atmış olan savaş gemileri 4,5 kilometre mesafedeydi ve her iki bataryanın da menzilindeydiler. Ayrıca pazar günü olduğu için tayfanın büyük bir kısmı sahildeydi ve gemilerin bacaları örtülmüştü. Eğer gemilere ateş açılırsa hepsine ağır yaralar verilebilir, hatta batırılabilirlerdi. Kıyıdan ateş açarak gemileri batırma fikrini iki bataryanın da kumandanlığını yapan Schmidt Kolboy'a anlattı. Kendisi bu fikri çok beğendi ve Mustafa Ertuğrul'u tebrik etti. Sonra obüsün komutanı İtman'ı çağırıp onu da bilgilendirdiler ve saldırıyı planlamaya başladılar. Limanda Ben Maykri isimli İngiliz uçak gemisi, iki İngiliz torpido muhribi ve Fransız Paris 2 zırhlısı bulunmaktaydı. İtman komutasındaki obüs Ben Maykri'yi vuracak ve bu sırada gemiye dönmeye çalışan tayfayı Mustafa Ertuğrul geri püskürtecekti. Eğer muhripler limandan çıkmaya kalkışırlarsa da yine Mustafa Ertuğrul'un topları onları durduracaktı. Fakat telefon hattında meydana gelen bozukluk sebebiyle kumandan Papaz Eselberg'e plan ulaştırılamamıştı. Yine de zaman kısıtlılığı ve planın öneminden ötürü baskını gerçekleştirmeye karar verdiler. Planlanan baskın vakti 13.00. Saat 12.55. Bir motorbot, demir bir ağı, limanın bir ucundan diğer ucuna geriyor. O zamanlarda Alman denizaltılarının Akdeniz'deki faaliyetleri arttığı için önlem alıyorlar. Fakat aslında kendilerini bir kafese kapatıyorlar. Bu sebeple Türk tarafı baskını gerçekleştirmek için biraz daha beklemeye karar veriyor. Bu sırada yabancı gemilerin mürettebatı Meis kıyılarında şarkılar söylüyor, içkiler içiyor ve eğleniyorlardı. Gizli top mevzisinde bekleyen askerlerimiz onların seslerini duyuyorlar ve sessizce bekliyorlar. Mevzide bulunan obüs kükredi ve atışlar başladı. İlk dörtlü salvoda isabet alınamadı ama gemiye olan mesafenin tayini için yeterli yakınlığa düştüler. Meis Adası'na panik ve heyecan başladı. Herkes kaçacak delik arıyordu. Obüs ikinci salvosunu atacakken Meis Adası'nın sahiline yerleştirilmiş olan iki Fransız topu hemen karşılık verdi. Dördüncü mermileri obüs cephanelindeki barutlara isabet aldı. Önüne geçilemeyen büyük bir yangın başladı. İtman sinirinden iradesini kaybetti ve obüs ateş etmeyi kesti.
hızla yanan cephanelikten mermileri kurtarmaya çalışıyorlardı. Fakat Fransız topçuları bütün atışlarını cephaneliğe toplamaya başladılar. Batarya kumandanı binbaşı Schmidt Kolbo çaresizlik içinde Mustafa Ertuğrul'dan ateşini Benmay Kri'ye toplamasını rica etti. Mustafa Ertuğrul'un küçük topları kocaman gemiyle nasıl cenkleşecekti ki? Fakat mesuliyetin getirdiği sorumluluktan dolayı tereddüde ayrılacak vakit yoktu. Hemen ateşe başladılar. İlk salvodan bir mermi gemiye isabet etti, ardından ikinci salvonun 3 mermisi geminin uçak hangarına isabet aldı. Hangarda bulunan benzin deposunu vurmuşlardı ve gemide çok büyük bir yangın başladı. Geminin baş topları onlara nişan almasına rağmen yangından ötürü ateş edecek vakit bulamamıştı. Mürettebat denize atlıyordu ve kıyıdaki mürettebat gemiye gelmek yerine dağlara kaçıyorlardı. Tam 36 dakika boyunca bir sürü isabet verdiler ve sonunda Benmay Kri baş tarafından batarak sulara gömüldü. Bu sırada diğer 3 gemi son süratleriyle ağı yararak limandan kaçmaya başladılar. Diğer ikisinden ayrı yöne giden İngiliz muharibi atış için daha uygun olduğundan ona nişan aldı Mustafa Ertuğrul. 18 atımdan 2 isabet ettiğinde ve muharibi yaraladı. Güçlükle burnu dönüp kaçan muharibin daha sonra başka bir gemiyle Rodos'a çekildiği gözlemlendi. Sırada Fransız topçuları vardı. Onlar betondan bir bataryada 10.5'luk toplara sahipken biz 7.7'lik tekerlekli toplarla bir dağ bataryasıydık. Mustafa Ertuğrul'un deyişiyle gemilerle uğraşırken bize nefes aldırmayan bu kabadayıları susturmak için 12 atım yetmişti. Türk'ün mükemmel 12 yumruğunu yedikten sonra nihayet onlar da nakavt oldular. Ondan sonra telsiz binası bombalandı ve yıkıldı. Ardından zafer coşkusu içindeki askerlerin isteği üzerine limanda bulunan 200'e yakın yelkenli gemi ve salları da batırdılar. Bir saat önce bayram yerini andıran bu meydan şimdi bir yangın yerine dönmüştü. Akşam 5'e doğru işlerini tamamlamış olan batarya top temizliği ve cephane sayımı da yaptıktan sonra bu zafer gününü kapattı. Konuyla ilgili bazı ek bilgiler şunlardır. Obüslerin cephaneliği yerleştirilirken Mustafa Ertuğrul ısrarla oraya yerleştirilmemesi gerektiğini bildirmişti fakat Alman subaylar onu dinlememişlerdi ve Fransızların daha ilk atışında isabet alan cephane obüsün sonu olmuştu. Batırılan uçak gemisi Benmay Kri, dünya tarihinde sulara gömülmüş olan ilk uçak gemisidir. Dünyada bir uçak gemisini batıran ilk kişi Türk topçusu Mustafa Ertuğrul olmuştur. Benmay Kri sonradan 6 uçaklı bir uçak gemisine dönüştürülmüş olan yolcu gemisidir. Fakat döneminin en hızlı yolcu gemisi olarak hizmet etmiş, hatta Kraliçe Victoria'yı da seyahate çıkarmıştır. Aynı gemi Çanakkale Savaşı'nda da görev yapmıştır. Çok başarılı olan hizmet süresinde hiçbir tamir görmemiş, hiçbir personelini ya da pilotunu kaybetmemiştir. Tabii Mustafa Ertuğrul ile tanışana kadar. Fransız topçuları ile ilgili Mustafa Ertuğrul şöyle demiştir. Düşman topçusunun mukabelesi o kadar ani ve çabuk olmuştu ki topçuluk namına takdir etmemek kabul edilemez. Türk askeri tarihinde büyük bir rolü olan Mustafa Ertuğrul'un uçak gemisi Benmay Kri'yi nasıl 4 küçük topla batırdığının hikayesini dinlediniz. Fakat bir sonraki bölümümüzde ellerinden kurtulmuş olan Paris 2 zırhlısını nasıl oyuna getirdiğini ve Alexandria zırhlısını da nasıl bir tek top atışı bile yapmadan batırdığını sizlere anlatacağız. Ayrıca Mustafa Ertuğrul'un saklı hikayesini gün yüzüne çıkarmış olan yazar Mustafa Aydemir'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben bir Türk zabitiyim, topçu yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'u okumayı sakın unutmayın.